Asif Memedov niye Yıldırım Bayezid'e Yıldırım Bayezid diye hitap ediyor? Mesela biz Türkçe'de Latin harfleriyle Fatih yazarken bunu Fatih diye okumamız gerekir. Lakin ne diye okuyoruz? Fatih diye uzatarak okuyoruz. Halbuki bir uzatma işareti yok. Bu kelimeyi bildiğimiz için biz bu şekilde okuyoruz. Lakin Türkçe bilmeyen yabancı biri bu ismi okuduğu zaman Fatih der. Veya Namık ismini gördüğü zaman Namık der. Nazım ismini gördüğü zaman Nazım diye okur. Biz bu kelimeleri tanıdığımız için bu şekilde okuyoruz. Ancak Osmanlıcasında bu kelimeler, mesela Fatih kelimesi F ve Elif ile yazılır. O Elif de Fa diye uzatmamızı sağlar. Aynı şekilde Bayezid derken de o B'nin arkasındaki Elif Ba diye uzatmamızı sağlar. Şimdi Yıldırım Bayezid'in adı konusunda bir anlam karmaşası var. Bununla ilgili 3 tane görüş var. Birincisi, Yıldırım Bayezid'in adının Ebayezid olduğudur. Yani Ebayezid ne demek? Yezid'in babası demek. Yani Hazreti Muaviye'nin künyesidir. Bildiğiniz gibi Araplarda künye diye bir şey vardır. Yani kişinin en büyük erkek çocuğunun adı o kişinin künyesi olur. Mesela nedir? Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebu Bekir'in adı Bekir değildir. Ebu Bekir, Bekir'in babası demektir. Ebu Bekir'in gerçek adı Abdullah'dır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın gerçek adı Muhammed'dir. Künyesi en büyük evladının adı Kasım olduğu için Ebul Kasım'dır. Mesela İstanbul'da kabri bulunan sahabelerden Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh gerçek adı Eyüp değildir. Eba Eyyub'dür. Yani Eyyub'un babasıdır. Gerçek adıysa Halid'dir. Aynen bunun gibi Hazreti Muaviye'nin en büyük oğlu Yezid olduğu için künyesi Ebu Yezid veya Eba Yezid'dir. Dolayısıyla Yıldırım Bayezid'in adının Muaviye manasında Eba Yezid olarak konulduğu olduğunu söylerler ki İlber Ortaylı da bu görüştedir. Bayezid isminin Muaviye olduğunu savunur. Bazı tarihçiler de diyor ki Farsça'da ba olumsuzluk eki içerir. Yani Bayezid demek Yezid olmayan demektir. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarına Bayezid ismi Yezid olmayan manasında verilmiştir derler. Oysa ki bu görüş yanlış bir görüştür. Çünkü Farsça'da ba sadece olumsuzluk eki içermez. Şöyle ki Farsça'da B ve Elif ile yazılan ba sahiplik anlamına gelir. B ve H ile yazılan B de olumsuzluk anlamına gelir. O yüzden günümüzde şu çok yaygın Yıldırım Beyazıt deniyor. B ile söyleniyor. İşte bunu da onu destekleyen tarihçiler bu şekilde söylüyor. Beyazıt. Osmanlıca'da Bayezid B ve Elif şeklinde yazılır. B, Elif, Y, Z, Y, D diye yazılır. Bu da Bayezid diye okunur. Beyazıt değil, Bayezid'dir. Dolayısıyla buradaki B ve Elif sahiplik manasına gelir. Yezid ise, Yezid'in Arapça'da farklı bir anlamı, Farsça'da farklı bir anlamı vardır. Farsça'da Yezid diye okunur, Arapça'da Yezid diye okunur uzatarak. Farsça'daki Yezid, mukaddes veya pak, temiz manasına gelir. Mesela Araplar Yezid ismini kullanmasına rağmen Bayezid diye bir isim kullanmamıştır. Dolayısıyla Ba ve Yezid birleştiği zaman Ba sahip, Yezid mukaddes. Mukaddes sahibi veya iman sahibi olarak konulmuştur. Yani Arapçada kullanılan Yezid ismiyle Farsçada kullanılan Bayezid isminin uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dolayısıyla Yıldırım Bayezid'in adı ne Ebayezid'dir, ne Yezid'dir, ne de Yezid olmayan demektir. Yıldırım Bayezid'in adı iman sahibi veya mukaddes sahibi demektir. Burak Obsar Avusturya yerine Avusturya yazıyordu. Yani 90 saat boyunca uğraşıp bir video yapıyoruz. Bazen gece saat 3'lere 4'lere kadar çalışıp bu videoları yapıyoruz. Bırakın da o kadar hatamız olsun yani. Püskevit Bahçeli. Karamanoğulları kadar başka bir kafirle birleşip Osmanlı'yı yıkmaya çalışmıştır. Cihat ilanlarına katılmamıştır. Asıl kafir Karamanoğullarıydı. Bütün soyunu sopunu asaydılar keşke. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de geçen bir hadis-i şerifinde şöyle demiştir. Herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise ne ala, aksi takdirde sözü kendisine döner. Yani dolayısıyla birilerine kafir ithamında bulunurken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, Karamanoğulları Osmanlı'ya birçok kez sıkıntı çıkarmış ve cihadı önlemeye çalışmış, gazaları önlemeye çalışmış, Osmanlı'yı arkadan vurmuş vesaire vesaire. Ancak bu onları kafir yapmaz. Dolayısıyla birine kafir derken çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle tekfircilerin vay haline. 1. Murat neden barış istememiş? Tüm Osmanlı savaş istiyordu. Osmanlı barbar. Buna ben şimdi uzun bir cevap versem Osmanlı'na nereden ilahi kelimetullah nedir şu değil bu bir sürü kavram sıkıntısı. Yani buna ne cevap vereyim? İnşallah Osmanlı'nın hakikatini anlamayı Mevlam nasip eder. Kosovalı bir Arnavut olarak iyi ki Sultan Murat gelip Kefere'nin elinden bizi kurtardı. Ne zaman Osmanlı Balkanlardan elini ayağını çekti, Balkanlarda Arnavutlara ve Boşnaklara karşı katliamlar başladı. Şu Kral Lazar'ın döllerinden.
Keşke şöyle bir tane daha liderimiz olsaydı da Lazar gibilerini yerin dibine soksaydık. Allah şehit olan Sultan Murat Han ve diğerlerinden razı olsun. Allahümme amin. İnşallah önceki yorumdaki arkadaş da bu videoyu izler ve bu yorumu görür. Hüseyin Çınar demiş ki, Yakup Çelebi'nin akıbetini de anlatsaydınız keşke. Ellerinize sağlık. Dostum seni uzun süredir takip ediyorum. Yeri geldiğinde eleştirme hakkımız olduğunu ve eğer gerçek objektif tarih anlatma işine soyunduysan bunu hoşgörüyle karşılamak zorunda olduğunu düşünüyorum. Eleştirim şudur. Videonun sonunda düşman peşinde koşan ve babasının öldüğünden haberi olmayan Şehzade Yakup'a "Baban seni çağırıyor" denilerek otağda boğdurulduğunu neden belirtmiyorsun? Video öyle bir yerde bitti ki Şehzade Yakup düşman peşinde sonsuza kadar at sürdü, uçtu gitti sanki. Eğer insanlara tarihi anlatıyorsak eğrisi doğrusu neyse ayırt etmeden olduğu gibi aktarmak zorundayız. Başarılar. Not: aynı meydanda Yıldırım kardeşi Yakup Çelebi'yi boğdurtmuştur. Aynı Hürrem ve Rüstem dönmelerinin Şahı Cihan Ekber Şehzade Mustafa'yı öldürdükleri gibi. Savaştan hemen sonra 1. Murat şehit olduktan sonra Yakup Çelebi'nin çadırında idam edilişinden neden bahsetmediniz? Yıldırım Bayezid'i çok severim. En iyi Osmanlı Mareşali, lakin kardeşini direkt boğdurması çok kötü. Yıldırım Bayezid düşmanı kovalayan Şehzade Yakup'u çağırtıp otağında boğdurtmuştur. Yazık değil mi? Bayezid kardeşini idam mı ettiriyor? Şimdi bu konuya neden gelmedin, neden değinmedin diye soranlara öncelikle şunu söylüyorum. Bu Yakup Çelebi vakasını da anlatacağım. Neden bu konuya orada değinmedik? Çünkü bu konu insanların yanlışa mahal verebileceği bir konu. Avrupalı tarihçilerin anlattığı gibi Osmanlı sultanları sırf taht elde edebilmek için, sırf saltanat, sırf kendi rahatını düşündükleri için kardeşlerine kastettiler, onları idam ettirdiler, hepsini öldürttüler, sırf tahta geçebilmek için bunu yaptılar gibi bir bakış açısıyla bakmaktansa gerçekten bunun arkasında neyin olduğunu iyi araştırmak ve iyi anlamak gerekiyor. Ve Osmanlı bizim ecdadımız. Düşünün, biri size herhangi biri hakkında şu kötülüğü yapmış dese yapmış olabilir dersiniz. Ama biri gelip de vefat etmiş bir babanızın veya dedenizin çok kötü, barbar, zalim bir insan olduğunu size söylese, "Vay benim zalim dedem, vay benim zalim babam" demezsiniz. Çünkü babanızı tanıyor olursunuz ve dersiniz ki, "Benim babam böyle bir şey yapacak bir adam değil. Bunu neden yapmış olabilir? Gerçekten böyle bir şey yapmış mıdır?" Bunu düşünürsünüz. Bu şekilde bakarsınız. Kendi tarihimizi incelerken de bu şekilde bakmak zorundayız. Eğer gerçekten bir kötülük veya bir yanlış yaptıysa bunu aynen söylemek zorundayız. Ama şuna bakmamız lazım. Bunu neden yapmış olabilir? Uzaktan bakıp anlattığımız gibi, yani yabancı tarihçilerin anlattığı şudur. Bu Kosova'da olan olayla alakalı. Yıldırım Bayezid tahtı bir an evvel kapmak için Şehzade Yakup'u Oracık'ta öldürttü ve tahta kendisi geçti. Bu bir bakış açısıdır. Ama bize göre yanlış bir bakış açısıdır. Olayın gerçek sebebini düşünmek ve bu konuda kafa yormak mecburiyetindeyiz. Özellikle bu bizim ecdadımızsa bize daha büyük bir sorumluluktur. Direkt ecdadımızı katil, zalim ilan etmektense bu olayın neden olduğu, neden yapıldığı bunu araştırmamız gerekiyor. Şimdi 1. Murat döneminde 1. Murat Hüdavendigâr'ın oğlu Şehzade Savcı Bey Doğu Roma İmparatoru'nun oğlu Andronikos'la anlaşarak isyan düşünüyor. Bu isyan 1. Murat tarafından engelleniyor. 1. Murat oğlu Savcı Bey'in gözlerine mil çektiriyor ve Roma İmparatoru'nun oğlu Andronikos'u da Roma'ya geri gönderiyor. Daha sonra 1. Murat bakıyor ki oğlu Savcı Bey kör olmasına rağmen hala daha onu kullanarak isyan çıkarma peşindeler. Bunu fark edince 1. Murat Hüdavendigâr oğlu Şehzade Savcı Bey'i idam ediyor. Bu 1. Murat'ın yaptığı. Doğu Roma İmparatoru Ioannis ise kalkıştığı bu isyandan dolayı oğlu Andronikos'u affediyor. Ona kıyamıyor ve onu affediyor. Şimdi şöyle bakıldığı zaman insanlar şöyle algılıyor. 1. Murat kendi oğlunu öldürecek kadar zalim biri. Doğu Roma İmparatoruysa kendi oğlunu kıyamayacak kadar merhametli, babacan biri. Peki bunun ne sonuç doğurduğuna bakalım. 1. Murat, Şehzade Savcı Bey'i öldürerek bir isyan çıkmasını ve devletin tehlikeye düşmesini, orduların birbirine girmesini engelledi. Peki Roma İmparatoru oğlunu affederek ne yaptı? Daha sonraki yaşanılan olaylar gösteriyor ki Andronikos babasının affetmesinden bir ders çıkarmadı ve babasına tekrar bir isyan düzenledi. Kendi adamlarını toplayıp babasının ordusuna saldırdı ve babasının tahtını ele geçirdi. Doğu Roma'nın bu iç savaşlardan dolayı gücü kırıldı ve bu gücünün kırılmasından faydalanan Osmanlı Devleti de Doğu Roma'yı vassalı haline getirdi. Yani Doğu Roma Osmanlı'ya gerektiğinde asker gönderecek ve Osmanlı'ya vergi verecek bir devlet haline geldi. Doğu Roma İmparatoru Ioannis mi doğruyu yaptı yoksa 1. Murat mı doğruyu yaptı? Hangisi doğru yaptı? 1. Murat doğruyu yaptı. İsyana teşebbüs etmiş birini katletmekte hiçbir sakınca yoktur. Devletin bekası için. Çünkü bu devlet yıkılırsa olan millete olur. O yüzden her şeyden evvel kendi çocuğundan da evvel devletini düşünmen gerekir. Sağlam bir liderin yapması gereken şey budur.
İsyana kalkışmış birini katlettirmekte hiçbir sıkıntı yok. Şimdi diyeceksiniz ki Şehzade Yakup Çelebi isyana mı kalkıştı? Hayır. Olaydan haberi bile yoktu. Babasının şehit edildiğinden haberi bile yoktu. Tabi olayı bir özetleyeyim. Kosova Meydan Muharebesi'nde 1. Murat Hüdavendigâr'ın iki oğlu var. Biri Şehzade Yakup Çelebi, diğeri de Yıldırım Bayezid. Savaşı Osmanlılar kazanıyor ve Miloş Obiliş sureti haktan gözükerek sultanın yanına yanaşıyor ve onu hançerleyip şehit ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki, halifenin kim olduğunu bilmeden ölenin ölümü cahiliye ölümü gibidir. Yani bu neye yorulmuştur? Bir an dahi halifesiz, başsız kalmayın. Başsız olursanız zayıf düşersiniz demektir. 1. Murat Hüdavendigâr'ın yerine Yıldırım Bayezid tahta geçiyor. Bu andan sonra paşalar diyor ki, sultanım şimdi yapılacak bir iş vardır. Eğer Şehzade Yakup gelir de senin padişahlığını kabul etmezse, ordunun yarısı onun emrinde. Ve askerler Şehzade Yakup Çelebi'yi de çok severler, Yıldırım Bayezid'i de çok severler. Eğer senin padişahlığını kabul etmez de iki ordu burada birbirine girerse biz zayıf düşeriz ve kaçmakta olan ordu toparlanıp geri gelir ve bizi burada yenebilir. Ve Rumeli'de kazandığımız her şeyi kaybedebiliriz. Ki o savaş öyle bir savaştı. Anadolu'da Rumeli'de ne kadar askerimiz varsa toplayıp oraya gitmiştik. Ya kazanacaksın ya da tamamen kaybedeceksin. Osmanlı Rumeli'yi tamamen kaybedebilirdi. Dolayısıyla çok kritik bir an. Paşalar dedi ki Şehzade Yakup'u öldürelim. Yıldırım Bayezid dedi ki benim ilk yaptığım icraat öz kardeşimi idam etmek mi olacak? İsyan etmeden böyle bir şeye nasıl kalkışalım? Paşalar da dedi ki tamam da devletin hayatıyla kumar oynayamayız. Ne isyan edeceği ortada ne de isyan etmeyeceği. %50 ihtimal var. İsyan da edebilir, isyan etmeyebilir. Ya ederse? Bunun geriye dönüşü yok. Kendi ordumuzun iki kanadı birbirini yok eder. O kaçan düşman da toparlanır, gelir bizi İstanbul'a kadar kovalar. Bunun uzun uzun münakaşası var. Nihayetinde Yıldırım Bayezid ikna oldu. Devletin geleceğiyle kumar oynanmaz. Cellatları hazır ettiler ve Yakup Çelebi'ye ulak gönderdiler ve dediler ki baban seni çağırıyor. Yakup Çelebi de babasını görmeye gittiğini zannederek girdiği çadırın içinde cellatlar tarafından yay kirişiyle boğularak öldürülüyor. İşte isyan etmeden öldürülmeye tipik misal Yakup Çelebi'dir. Eğer bırakıp idam etmeselerdi de belki isyan etmez deselerdi, yani kardeşi Alaaddin'in babasına itaat ettiği gibi o da bana itaat eder diye düşünseydi, bunun bir garantisi yoktu. Ya isyan etseydi? İşte bu riski alamadı Osmanlı paşaları ve hocaları. Bu riski alamadığı için eğer isyan etmeyecektiyse ahirete masum olarak gitti. Onun mükafatını Allah verir. Ama ümmetin selameti bunu gerektiriyor dedi paşalar. Ümmetin geleceğiyle kumar oynayamayız dediler. Ve Şehzade Yakup boğuldu. Babasıyla birlikte Bursa'ya iki cenaze çıkarıldı Kosova'dan. Söz konusu burada devlet ve millet. Milletin istikbali söz konusu. Dolayısıyla binlerce insanın katledilmesi, devletin yıkılması, insanımızın canına kastedilmesi ki küffar geldiği zaman neler yaptığını herkes çok iyi biliyor. İşte bu riski alamadılar. Devlet adamlığı da bunu gerektiriyor. Benim canımdan, kardeşimin canından, babamın, sevdiklerimin canından önce milletin canını düşünmek. Muhammed yorulmaz. Hocam bir şey soracağım. Bayezid'e ne oldu? Öldürüldü mü yoksa tutsak mı kaldı? Umut Çakmak, sonuç, Bayezid'e ne yaptı Timur? Emir Efe Bas, burada Timur'a yenilen Bayezid'in yüzüğünü yalayıp kendini öldürdüğünü bilmeyen yoktur. Mehmet Can Akif, Yıldırım Bayezid sonra intihar etti. Yasin Demir, Yıldırım Bayezid intihar etti mi? Cihan Yılmaz, Timur'un Yıldırım Bayezid'i kafese koydurduğu, Bayezid'in de yüzüğündeki zehri içip intihar ettiği doğru mu? Bu da yine ihtilaflı meselelerden bir tanesi. Yıldırım Bayezid'in akıbeti ne oldu? Biliyorsunuz ki Yıldırım Bayezid Nibolu Muharebesi'nde 12 devlet, 12 Haçlı Devleti'nin birleşmiş ordusuna karşı müthiş bir zafer kazandı. Çok büyük bir zaferdi. Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden bir tanesi Nibolu'dur. Ancak eğer hani detayları bilmeyenler varsa Ankara Muharebesi videomuzu izleyebilirler. Ankara Muharebesi'nde olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Timur'la mektuplaşmalar ve ardından Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatmış durumdayken Timur'un Osmanlı'ya girmesi ve Sivas'ı zapt etmesi, ardından Yıldırım'ın ordularını toplayıp Timur'la Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelmesi, Ankara Savaşı'nda mağlup olması ve ardından Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi. Peki bunun ardından ne oldu? İşte burada tarihçiler görüş ayrılıkları yaşıyorlar. İnsanlar şunu merak ediyor. Görüyoruz ki Yıldırım Bayezid'i Timur kafese koydurmuş. Ama bir yandan da söyleniyor ki Timur Yıldırım Bayezid'e çok hürmet göstermiş. Hangisi doğru? Kafese mi koydurdu yoksa Yıldırım Bayezid'e hürmet mi gösterdi? Aslına bakacak olursak ikisi de doğru. Yıldırım Timur'un eline esir düştüğü zaman Timur Yıldırım'a gerçekten çok iyi davrandı.
Ancak Çelebi Mehmet, babası Yıldırım Bayezid'i Timur'un elinden kurtarma girişiminde bulundu. Yeniçeriler gönderilerek Yıldırım Bayezid kaçırılmaya çalışıldı. Lakin bu teşebbüs Timur'un askerleri tarafından engellendi ve Timur baktı ki Yıldırım Bayezid'i kaçırmaya çalışıyor Osmanlı askerleri. Buna engel olmak için Yıldırım Bayezid'i kafesin içine koydurdu. Bundan sonra bir sene boyunca Yıldırım Bayezid'i gittiği bütün devletlerde kafesle götürdüğü anlatılır. Bu da Sultan-ı İklimi Rum Bayezid'dir diye herkese tanıttığı ve Yıldırım Bayezid'i bu şekilde küçük düşürdüğü anlatılır. Ve bir iddia var. Yıldırım Bayezid'in bir yüzüğü olduğunu yazar. O yüzüğün içinde zehir olduğunu yazar. Ve bir sene boyunca tüm bu çileye katlanan Yıldırım Bayezid'in en sonunda bu çileye dayanamayıp yüzüğündeki zehri çıkarıp içtiğini ve kendini intihar ettiğini anlatır. Şimdi Yıldırım Bayezid'i tanımayan bir insan için bu normal olabilir. Ancak Yıldırım Bayezid'i biraz tanımak gerekiyor. Genel olarak zayıf karakterli insanlar intihar eder. Lakin Yıldırım Bayezid gibi birinin zayıf karakterli ve dirayetsiz olduğunu düşünmek bence imkansız. İstanbul'u 4 kez kuşatan bir sultan, 12 Haçlı Devleti'nin ordularını Niğbolu'da perişan etmiş, Anadolu'da siyasi birliği sağlamış. Sadece Kosova Muharebesi'nde yaptıklarını Kosova Muharebesi videomuzda gördünüz. Dolayısıyla zayıf bir karakter asla değildir. Kaldı ki hiçbir Osmanlı kaynağında ve hiçbir Osmanlı padişahının yüzüğünde zehir taşıdığına dair hiçbir bilgi yoktur. Eğer intihar edecek olsa bir, Yıldırım Bayezid'in yüzüğüne bir zehir alması demek, savaşta yenileceğini bilerek oraya gitmiş olması demektir. Oysa ki Yıldırım Bayezid Çubukova'sına geldiğinde Timur'un orduları henüz toparlanmamış vaziyetteydi ve Ankara Kalesi'ni kuşatmakla meşgul bir vaziyetteydi. Yani muharebe için hazır değildi. Ve Yıldırım bu esnada saldırabilirdi. Lakin saldırmadı. Evlatları babasına yalvardı. Onlar zayıf durumdayken saldıralım ve orduyu perişan edelim. Ayaklarına kapanacak dereceye kadar yalvardılar. Lakin Yıldırım Bayezid bunu kabul etmeyerek "Bırakın toplansınlar ve mertçe cenk edelim." dedi. Yani savaşı kaybedeceğini düşünerek yanına zehirli bir yüzük alacak bir komutan. Orada bu hareketi yapması imkansızdır. Kaybedebilirsem bu zehri içerim diye düşünen bir insan kaybetmekten korkuyor demektir. Oysa ki Yıldırım Bayezid kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmedi ki Yıldırım Bayezid'e ait bir söz vardır. Yenileceğinden korkan daima yenilir der Yıldırım Bayezid. Eğer kendini intihar etmek gibi bir düşüncesi olsaydı yenileceğini anladığı anda evlatları gibi o da orayı terk ederdi. Lakin vuruşa vuruşa şehit düşmeyi tercih etti. Madem yüzüğü esir düşersem içerim diye yanında taşıyor. Esir düşer düşmez bu zehri içmesi gerekirdi. Bir sene boyunca Timur'un ona çektirdiği çileyi, ızdırabı çekmezdi. Esir düştükten sonra yutardı bu zehri. Bir sene boyunca o zehri içmek için beklemezdi. Yani ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum o yüzden. Çektiği sıkıntıların kahrına dayanamayarak en sonunda vefat ettiğine ben inanıyorum. Çünkü bu konuda hiçbirimiz kesin bir belge sunamayız. Ki bunu söyleyen tarihçi de zehri içti diye iddia ederken onun yanında değildi yani. O da bir söylentiye göre bunu yazmış. Dolayısıyla ben bunun bir gerçeklik ihtimali olduğunu düşünmüyorum. İntihar ettiğine de inanmıyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki yorumlara cevaplar videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.